bakın bu silahları ve mühimmatları vermeyecekler Türkiye'ye. Ben size açıktan söyleyeyim. Terör örgütüne bu verdiği desteklere devam edecek. Bunun sonucunda da karşılarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı 2 harekatı, artık adı değişebilir, harekatıyla onların ceplerine para koydu. Çok sevdikleri teröristler, terörist sevici olarak tanımlıyoruz. Teröristleri Türkiye gider etkisiz hale getirir. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu gücü ve Türkiye'nin bu iradesi vardır. Türkiye farklı alternatifleri, işte Rusya ile askeri görüşmeler var. S400 dışında da uçak alabiliriz, söyleyeyim size, Rusya'dan. Yani bu iş buraya doğru gidiyor. Cumhurbaşkanı bunun sinyalini de verdi. Çünkü Yunanistan F-35 alıyor. Sürekli Fransa'dan silah alımlarına başladı. Evet. Irak ve Suriye'deki bu terör güvensizliği, altını çizerek İran'ın nükleer silah yapmaya doğru eğilimi olması, yani bu yönde çalışmaları olması, jeopolitiğimizde Rusya gibi bir süper gücünde bulunması Türkiye'nin güvenlik başlıklarına ister istemez birinci sıraya geliyor. İşte SİHA ve İHA'lardan sonra Akıncı gökyüzünde, Hisar hava savunma sistemleri 200 kilometreye kadar etki oluşturacak pozisyona geldi ki bunun bir son evresi geldi. Yani bizim savunma sanayimizde 1200 tane şirket var. Bakın bundan 10 yıl önce biz savunma sanayinde 10 tane şirket sayabiliyorduk. Bugün Türkiye'de faaliyet gösteren tamamen, yani bir kısmı büyük çoğunlukta yerli üretim yapan 1200 şirkete sahip bir savunma sanayisinden bahsediyoruz. Bugün NATO üyesi ve Avrupa Birliği üyesi olan Polonya'ya silah satan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bugün ATAK helikopterlerimize, Altay tanklarımıza, Kirpili'ye, milli piyade tüfeklerimizden tutun da SİHA'lara kadar 20'ye yakın ülke bize silah satacak mısın? Biz sizle dostuz. Bizden size tehdit gelmez. Örneğin FAS, hani örnekleme olarak verin, bizden silah istiyor. Bu da Amerikan silah sanayi devlerini, baronlarını, silah lobilerini rahatsız ediyor. Ermeni lobisi kaşıyor. Altını çizilse en son bu Amerika'dan gelen çatlak açıklamaların altında Ermeni ve FETÖ lobisi var. Bir hafta sonra bu unutulacak. Trump'ın Türkiye'ye gönderdiği mektup unutuldu, hatırlayalım. Bir hafta sonra Biden'ın bu açık önemli değil. Türk Silahlı Kuvvetleri, yani Türkiye, milletimiz adına bu açıklamaya, Biden'ın bu açıklamasına alanda o çok sevdikleri Amerikalıların çok sevdikleri teröristleri etkisiz hale getirerek cevap verecektir.